Evet, bir zamanlar Volcan, hikayeleri ardında bıraktığı harabeleriyle dönemi adını yazdırmış, kimilerine göre kahraman, kimilerine göre bir hain, hatta soğukkanlı bir katil. Yapmış olduğu soygunlarla büyük bir variyet edinmiş, bunların çok büyük bir kısmına hala ulaşılamamıştır. Aslında bunun sebebi saklama mantığında gizlidir. Bunu mümkün kılan ise budur. Son nokta işaretçilerinde genellikle coğrafi oluşumları, gölge oyunlarını, iz düşümlerini kullanan, ayrıca saklamalarda doğallığa benzetmedeki mahirliğini de sergileyen Volcan, yani Andurski Angelov, 1775 yılında Bulgaristan'ın Osena Ulak köyünde doğmuştur. Tabii ki bu topraklar o zamanlar Osmanlı'nın egemenliği altındaydı. Koyu milliyetçi ve radikal bir Hristiyan olan Volcan, bağımsızlık arzusuyla yanıp tutuşuyor, bu emelleri doğrultusunda yapamayacağı şey yok idi. Aslen mimar olan Volcan, yapmış olduğu soygunlardan elde ettiği ganimetleri saklama konusundaki becerisiyle bu yönünü bize göstermiş, kayıtlarında ve anlatımlarında mevcuttur. Zordur, tehlikeli, tılsımlı, tuzaklıdır. Volcan, Türkiye'nin şu bölgelerinde yaşadığı sanılmaktadır. Kırklareli Çatalca, bir dönem İstanbul, Gebze, Kocaeli, Sakarya Adapazarı, Bolu, Yalova, Bursa İnegöl, Mudanya, Bilecik, Burdur, Karadeniz sahil şeridi, Istranca Dağları gibi. Ayrıca iki yüzlü siyaset güden, devletlere borç veren, deniz ve kara ticaretiyle bütün dünyanın global ekonomik patronları olan bazı Hristiyan tarikatları ve Cenevizlerle arası çok iyiydi. Hepsi aynı geminin yolcuları idiler. Tek düşünceleri Osmanlı'nın çöküşünü sağlamak, Volcan'ı destekleyerek evvelinde Osmanlı'yı içten içe yıpratmak emelleri bu yöndeydi. İstekleri gerçeğe dönüşmüş, zaman içerisinde Yeniçeri ayaklanmalarıyla birlikte Osmanlı hazinesi 3 gemiye doldurulmuş, bir daha haber alınamamış. Neticede Osmanlı bu oluşumlardan borç alma suretiyle çöküşünün gerçekleşmesine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Günümüzde aynı oyunlar ülkemizde çıkarılan terör olayları, dolar üzerinde yapılan spekülasyonlarla yapılmıyor mu sizce? Volcan, bu variyetlerin büyük bir bölümünü çıkaramamış, ülkemizde bırakmak zorunda kalmıştır. Bu varlıkların toplamda bugünkü şartlarda 2-3 ülkenin ekonomilerine eş değerde olduğu sanılmaktadır. Yüzlerce saklamanın sadece bir tanesi 3 gemi dolusu Osmanlı hazinesidir. Nedeni, Volcan bu variyetlerin hepsini soygunlar sonucu elde etmemiştir. Osmanlı'nın çöküşünün sağlanması açısından kendisine parasal destekler, yüklü parasal destekler sağlanmıştır. Volcan'ın saklamalar esnasında kullanmış olduğu işaretçileri, saklama mantığını, belgeleri, itirafları gibi hususları sizlere bir daha paylaşımımızda anlatacağız. Bu tür videoların tekrar gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayınız. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.